CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin, 2009 yılında hizmete giren Erzin Devlet Hastanesi'nde genel cerrah ve anestezi uzmanı olmadığı yönünde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine konuyu meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nın Aralık 2018'de yayınladığı personel dağılım cetveline göre Erzin Devlet Hastanesi'nde 14 tabip, 2 aile hekimi, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrah, 2 iç hastalıklar uzmanı ve 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı istihdam edilmesi uygun bulunmuş. 41.368 kişilik nüfusu bulunan Erzin'de bir hastanenin olması herkesin sağlık hakkına ulaşımı açısından önem taşıyor. Erzin'de yaşayan vatandaşlarımızın yararlandığı Erzin Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi ve anestezi dallarında şu anda görevli hekim bulunmadığı, bu nedenle hastaların tedavilerinin aksadığı şikayetleri tarafımıza iletilmekte. Hastanenin resmi web sitesinde genel cerrah ve anestezi uzmanı var gözüküyor. Ancak vatandaşlardan sürekli şikayet geliyor. Hastanede genel cerrah ve anestezi uzmanı olmadığı, ameliyatlık vakalara müdahale edilemediği, çevre ilçe hastanelere sevk edildiği söyleniyor. Erzinliler kan kaybından hayatını kaybetsin istemiyoruz. Hükümet derhal bu olaya el atmalı, iddia edildiği gibi doktor açığı varsa bu açık kapatılmalıdır. Erzin Devlet Hastanesi'nin durumuyla ilgili bu değerlendirmeleri yaptı Şahin. Hastanenin web sitesinde kadronun tam göründüğünü ancak hasta şikayetlerinin aksini söylediğini ifade etti. Sağlık personelinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yaydı. Erzin Devlet Hastanesi günümüz itibariyle kaç branşta hizmet vermektedir? Bu branşlar nelerdir? Hastanede uzmanlık alanı ve unvanına göre kaç hekim ve sağlık personeli vardır? Aralık 2018 tarihli yayınladığınız personel dağılım cetveli tablosuna göre hastanede boş kadro var mıdır? Varsa hangi branşlarda tabip, uzman tabip ve personel eksikliği bulunmaktadır? Genel cerrahi ve anestezi birimlerinde görevli hekim bulunmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise ne kadar zamandır ve neden atama yapılmamaktadır? Genel cerrahi ve anestezi bölümlerinde hekim yoksa ameliyat ya da acil durumlarda hastaların tedavileri nasıl yapılmaktadır? Hastalar çevre ilçelerdeki hastanelere mi yönlendirilmektedir? 2019 yılının ilk 9 ayında acil olarak ya da genel cerrahi bölümüne başvuran kişi sayısı nedir? Bu hastaların kaçı tedavi edilmiş, kaçı tedavisi yapılmadığı için başka hastanelere sevk edilmiştir? Erzin Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanedeki personel tabip eksikliği ile ilgili Hatay İl Sağlık Müdürlüğü veya bakanlığınıza bir görevlendirme talebi olmuş mudur? Olmuşsa neden hala bir görevlendirme yapılmamıştır? Acil olarak hastaneye gelen ve ameliyat gerektiren vakaların genel cerrah ve anestezi uzmanı olmamasından dolayı en yakını 20 kilometre uzaklıkta bulunan hastanelere nakledilmesi, hasta ve yaralılara erken müdahale olanağının ortadan kalkması, sakat kalma ve ölümlerin önlenmesi açısından ne kadar doğru bir yöntemdir?